Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önce sıkça paylaştığımız Bounce Finance ve Ape Terminal üzerinde satışı olacak. BRC20 tarafındaki önemli projelerden Satoshi VM testnetine katılacağız. Satoshi VM EVM e uyumlu Bitcoin ZK Rollup Layer 2 çözümüdür. Projenin kendi URL tokenı yakın zamanda piyasaya sürülecek ve projenin arkasındaki sosyal medya gücü ve topluluğu oldukça iyi. Son zamanlarda BRC20 tarafındaki en fazla konuşulan projelerden biri. Bu nedenle hızlıca projenin testnet işlemlerini tamamlayacağız. Buradan olası güzel bir ödül gelme ihtimaline karşın ihmal etmeyin. Dilerseniz projenin testnet işlemlerine başlayalım. Öncelikle bize Bitcoin cüzdanı lazım. Bunun için ben Uniswap Wallet kullanıyorum. Gördüğünüz üzere Chrome web mağazası üzerinden hızlı şekilde Cüzdan oluşturarak şifre ve anahtar kelimelerinizi not alarak bu işlemlere başlayabiliriz. Biz video altında gerekli linkleri sizlerle paylaşmış olacağız. Oradaki linklerden gerekli uygulamaları veya gerekli sitelere ulaşabilirsiniz kolayca. Cüzdan kurulumunu tamamladıktan sonra bizim yapmamız gereken sonraki işlem aşağıda bulunan ayarlar butonundan network kısmındaki ağımızın testnet ağı olduğundan emin olmalıyız. Buradan hızlıca testnet ağını seçerek işlemlere başlayabiliriz. Daha sonra ihtiyacımız olan şey test tokenlar. Bunun için sizlerle 3 tane web sitesi paylaştık. Yine aşağıda video altındaki linklerden bu sitelere ulaşabilirsiniz. Buradan hızlıca cüzdan adresinizi kopyalayarak test token talep edebilirsiniz. Şimdi test token'a ihtiyacımız var. Yine cüzdanımıza girerek adresimizi kopyalıyoruz. Hızlı şekilde adresimizi yapıştırarak buradan test token talep ediyoruz. İnsan doğrulamasını hızlı şekilde geçiyoruz. Gördüğünüz gibi test token talep işlemi gerçekleştirdi. Eğer elinizdeki test tokenlar yetersizse burada tekrar tekrar aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Onun dışında diğer siteleri de kullanabilirsiniz. Bunların hepsini video altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Test tokenları talep ettiğimize göre hızlıca SatoshiVM'in bridge sitesine gelerek öncelikle burada test tokenlarını bridge yapacağız. Burada yapmamız gereken Uniswap wallet'ımızı siteye bağlamak artı MetaMask cüzdanımızı siteye bağlamak. Bu iki cüzdanı bağladıktan sonra ilk olarak Bitcoin bridge kısmından deposit işlemini gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi ben buradan karşıya bir miktar test token göndereceğim. Yaptığım işlemi Uniset Wallet üzerinden onaylıyorum. Gördüğünüz gibi işlem gerçekleştirdi. Bu arada burada withdraw işlemi de yapacağız. Karşıya attığımız token'ı geri çekeceğiz. Ancak token'ın karşıya geçme süresi biraz uzun sürebiliyor. Bu nedenle bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ben bunu beklemek yerine direkt diğer kısımdaki swap bridge işlemini göstereceğim. Bunun için bizim MetaMask üzerinde Ethereum Sepolia ağında ağdan açık olması gerekiyor ve ağ üzerinde belli test tokenlarında ihtiyacımız var. Bu ağda eğer test tokenlarınız yoksa yine YouTube açıklama kısmında Sepolia Ethereum testnet tokenları için sizler için musluk sitesine bırakacağız. Oradan test token talep edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim cüzdanımda e, test token varmış. Ethereum Sepelye ağındayım şu an. Yapmam gereken diğer işlem benim burada karşı tarafa göndereceğim his sevim tokuma ihtiyacım var. Onun için hemen site altında kalan kısımdan test token talep ediyorum. Bu işlemi hızlıca metamask cüzdanım üzerinden onaylıyorum. Gördüğünüz gibi işlem gerçekleştirdi. 0.21 adet bize test token geldi. Gördüğünüz üzere test tokenlarımız yansıdı. Hemen buradan karşıya yine aynı mantıkla ilk yaptığımız işlem gibi bir bridge işlemi gerçekleştiriyoruz. 0.1 adet karşı tarafa depozit edelim. Bu işlemi hızlıca metamask cüzdan üzerinden onaylıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 0.1 adeti karşı tarafa attık. İşlem başarıyla gerçekleştirdi. Yine buradaki karşı tarafa geçen tokenları geri withdraw edeceğiz. Bunun için yine bir süre beklememiz lazım. Bu kısımda karşı tarafa attığımız tokenlar hızlıca geçti. Karşı tarafa geçen tokenları bu sefer withdraw işlemi yaparak geri bir iş edeceğiz. Onun için hemen buradan işlemimizi seçelim. Bu işlemi yaparken Ethereum bizden otomatik olarak satış VM ağını eklememizi isteyecek. Bunu hemen gerçekleştiriyoruz. Ağı satışı VMA olarak değiştiriyoruz. Cüzdanımız üzerinden bu işlemi onaylıyoruz. Ve işlem gerçekleştirildi. Burada hem depozit işlemi hem de withdraw işlemini test etmiş olduk. Yaptığınız işlemleri platform üzerindeki history kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Henüz net olarak gözükmese de yaptığınız işlemleri burada rahat şekilde görebilirsiniz. Bu platform üzerinde bridge işlemleri gerçekleştirdik arkadaşlar. Platformun mantığını anlamış olmanız gerek. Proje gerçekten BRC20 tarafındaki önemli hype'a sahip projelerden. Bu nedenle bu testnet işlemini hızlıca gerçekleştirdik. Gerekli linkleri videonun açıklama kısmına bıraktık. Projenin yakında piyasaya launch olması bekleniyor. Olası bir airdrop duyurusunda testnet kullanıcıları için güzel kazanç olabilir. Bu nedenle hızlı şekilde Testnet'e katılabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak yaptığımız işlemler bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse kanala abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.